Alo. Efendim. Bu takıları nasıl taktınız? Niye taktınız? Hani gördünüz orada evli görünüyor, çocuğu görünüyor. Ya şimdi biz 24'ünde işte gitti benim oğlum gel 25'inde getirdiler bunu. Bu korona olunca çıkamadı. Biz düğün edecektik bununla, evlenecektik. Hani diyor anlaşamadık diyor ya. Zerre bir sıkıntıları yoktu. Emrullah'ın peşinde dönüyordu, Emrullah Emrullah delik. Neymiş sıkıntısı söyler misin? Düğün hazırlığı için taktım ben onları. Onu üzülmesin, çıkamıyor delik. Gittim Zerraf'tan kendim aldım geldim. Koluna taktım onu. Sözümüzü yemeyindik. Nikahtan sonra daha bir 3 tane daha takacaktık biz buna. Hani dedik şey yaptık. Mayıs'ta da nikahı düşünüyorduk. Nikah gününde dedik onunla dedik. Ben hatta kendine de dedim. Bütün bu şeylerden kolye taktıracağım delik. Kendisi de söylemiştim. Bunları yapacağım sana diye. Biz düğün hazırlığı yaparken bu benim oğlumu koydu kaçtı. Dolandırdı resmen bizi her şeyiyle. Sizin ya, şikayetiniz var ama. Efendim? Şikayetiniz var onunla alakalı zaten. Evet, takılar hakkında açtım ben mahkemeyi. Toplamda ne kadar harcama yapmışsınızdır? Takılar, işte bu başlık parası vesaire. 80-90 milyar yaptım ya. Ben yatak odası falan her şeysini aldım bunun. Kendine sorabilirsin yani orada. Kendi de yüzü de orada. 80-90 bin lira. Her şeyin geliyor ya. Evet. Ona da artık bu kadar da yüzsüz değildir yani. Bu yatak odasını falan niye aldırdın sen madem? Bizim geldiğimizin ertesi günü zaten alışveriş yapmaya diye çıktık biz çarşıya. O zaman kendisi gecesinden beğenmişti. Dedi bunu da alalım yani dedi. 5-6 tamam milyarlık dedi. Kıyafet aldım ben ona. Evet. Ne aldı? Kıyafetler nerede? Kıyafetler evde mi kaldı? Kıyafetler burada da. Ne yapayım ben onun kıyafetlerini? Tabii ki. Burada da kıyafetleri bırakmış gitmiş zaten. Kıyafet para etmez ki. Yani. Peki şimdi siz saat... buradaki bilezikler 3 adet galiba, bayağı da böyle evet, kalın bilezikler. Bilezik, yüzük görüyorum. Bir alyans, bir tek taş, bir de boynumdaki kolye. Bunların hepsini götürdü mü giderken? Evet götürdü. Mesaj gittikten sonra mesajlar da hala duruyor benim orada. Hani iade ettim diyor ya, daha bileziklerin altınların takılı duruyor bende, merak etme diye yazdığı mesajlar. Şimdi gönderebilirim. Bana gönderin bize onları lütfen. Geldiğimin ikinci günüydü, konuşmaya başladık biz. Evet dedim göndereceğim, zaten duruyor dedim. Nerede peki? Gönderdim ben onları kendisine. Neyle gönderdin? Hayır göndermedim. Kimle göndermiş? Kimle gönderdin? Ahmet abiye verdim, gönderdim ben. Bizi tanıştıran. Ben verdim numarasını oraya. Bağlayın onu. O zaman Ahmet abi yedi bilezikleri. O zaman ona karşı da bir şey açılması lazım. O zaman Ahmet abinin çıkıp evet bana verdi ama ben onları yedim demesi lazım. Ben bilemem, Ahmet abi tanıştırmıştı zaten bizi onlarla. Ben ona geri iade ettim. Tamam, verdim ben size numarasını. Bağlayın onu da. Tamam, bağlayalım. Siz de lütfen o mesajları da atın. Tamam, Çiğdem, madem size bunları iade ediyorsun da Eyüp'ün yüzüğünü niye götürüp sattın? Onu da iade etsin. O anda ona ihtiyacım var. Ben inkar etmedim de ayrıca. Benim yanımda ayrılıp da 3-4 gün sonrasında işe evet başlayan böyle kişinin böyle ne ihtiyacı olur? Bu da bendeydi. Mecburen kaldım. Satmak zorunda kaldım dedim. Çiğdem, bu insanları korumak zorunda değilsin. Ben hiç kimseye korumuyorum. Koruyorsun. Korumuyorum. Koruyorsun. Kızın için koruyorsun. Ne yapıyorsun? Kızın bravo, için. Bravo. Kızın Ali'ye için. Katılıyorum bak, ben. Bak gittiğin günden belli. Bak gittiğin günden belli. Anam da biliyor. Çocuklarımın hepsi de biliyor. Abim de biliyor. Yengem de. Benim bütün sülaleme bak, ben bu cümleyi kullanmışım. Az önce dışarıda tekrardan arkadaşlara kullanmışım. Bak Hasan abi karşımdadır. Ona da kullandım. Hasan abi dedim, büyük bir ihtimal ki bunu kalkıp da çocuğuna tehdit ediyorlar. Çünkü her aramanda, benim telefonumda, her konuşmanda teyze ne yapıyorsun? İyiyim kızım, sen ne yapıyorsun? Sonra ha, kıza veriyorsun. Veriyorlardı. Kıza vermelerine hiç gerek yok. Ha, belki sende vicdan merhamet olmayabilir. Çoluk çocuğumun emeğini alıp da götürmüş olabilirsin. Onlar da vicdan merhamet olmuş olsaydı senin o çocuğunu, seni bu şekilde kalkıp da kullanmazlardı. Kullanmazlardı. Yani. Küçük bir ya daha yazık değil mi yani, yazık yani değil mi? Bu sadece sizin teoriniz. Hayır, işte yani hayır, düşünceleriniz. Hayır, evet zaten evet. Herkes kendi düşüncesini söyler. Doğrudur, haklısın. Evet. Ama ki bu düşüncem %100 ben hayır, haklıyım bu konu şey içerisinde. Ya tamam, tamam da yani gideceksin. Kızını getirebilirdin sen dedin ki ne, niye bakıcıya hayır, bırakıyor? Bak sen dün dedin ki ne, telefon evde. Telefon evde, sen nereye koyduysan bak bir zat. Kamera kayıtlarını da göndereceğim. O kayıtlardaki gidişini bir gösterin. Ha. Gidişini bir gösterin. Normalde çantanda hadi, bir şarj aleti, bir aynen de kablo varmış. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Ha, kulaklık evet, ve şarj kulaklık aleti. Ama telefonum yok demişsin. Çantadan ne çıkarıyorsun? Şuradan ne çıkarıyorsun giderken hastaneden? Ne çıkarıyorsun? Ne çıkarıyorsun? Evet. Ne koyuyorsun? O dediğin tütün maddesini çıkarmıyorsun.
Görüntülerin devamında ne var. Çıkıyor? Sebebini söyleyeyim. Sebebini söyleyeyim. Çünkü sen durup o tütün maddesini kullanacak bir zamanın yok orada. Sen yani buradan koşar adım gidiyorsun. Hayır, ben oradaki büfeye de girdim. Bunlar, büfeye girmedin. Hayır. Büfeye girmedin. Çok dakika, bir şey söylemek istiyorum. Büfeye girmedin. Sen hastanenin dışına çıktın. Bunu biz hastanenin dışına Fevzi'nin dosyasından bulduk. Tamam. Devamı var, hareketlisi, görüntülü var. Ve sen buradan komple benim dosyamda mevcut. Tamam, görüntülüsünü gösteririm. Tabii göstereceğim. O da gelecek. Bir de bir şey söylemek istiyorum. O da gelecek. Bizim evin anahtarını götürdü. Hadi evin tamam, hepsini götürdün de evin anahtarından ne istedin? Evin anahtarını tekrardan da dönüp eve de mi soyup soğana çevirecektin? Biz eve giremedik. Babam geldi, çekiciyle kapıyı kırdı. Olduğu gibi kırdım, yeri bir anahtar taktım. Doğru mu bak, bunu bari. Evet, hatta senin çorabın da bende kalmıştı, çantada. Evet, ben şimdi anahtarı çöze. Ne güzel ya. Bir çoraba binene tenezzül ettiysen sana bir şey demiyorum. Tenezzül ettim değil. Yanında çantası yoktu. Abla az çantana koyar mısın dedi. Ben de aldım çantamı. Ama ne yapayım? Adi, annem yerine koydum seni. Mecbur anahtarı. Tenezzül etmek değil. Beraber konuşmayalım. Çiğdem, bunları kendine ve kızına, bir kız evladı yetiştiriyorsun. Ona iyi örnek olmak istemez misin? Bunları kendine yakıştırıyor musun? Serap Hanım, hiçbir şey yapmadım ben. Hiçbir şekilde kimsenin bir şeyini de almadım ben. Hani bir takım iddialar var ortada. Henüz daha ortaya çıkmadı. Bence bu kadar net konuşmasınlar kimse de. Ve ben gerçekten ne kendime ne de o çocuğa yaptığım bir şeyi yakıştırmıyorum yani. Öyle bir şey yapmam. Sizin o söylediğiniz iddiaları. Peki şu Afyonkarahisar sonra Osmaniye. Gene bugün de soruyorum. Afyonkarahisar'dan öncesi var mı? Hayır. Yok mu? Yok. Dün de öyle dedin ya. Yok dedin. Dün bunlar da yoktu. Tenziden yok başka. Çıkabilir. Dün bunlar da yok, yoktu. Yok. Yok yani, evet. Peki şu şeyi bir getirelim ekrana yine, o tabloyu. Hakkındaki bu 10-25 evlenme vaadiyle kandırma, dolandırıcılık, evet. Yasaklı madde bulundurma, yaralama, yağma, 4 defa görevi kötüye kullanma, sanal dolandırıcılık ki bunu kocanla yapıyorsunuz. Hayır. Ruhsatsız silah ve mermi bulundurma. Ve Ömer araba hırsızlığından cezaevinde şu anda. Olabilir. Bunlar, o beni ilgilendirmiyor. O en alttaki madde beni kesinlikle ilgilendirmiyor. Diğerleri ilgilendiriyor ama, değil mi? O benim üzerime söylenen iddialar. O 25 defa evlilik vaadiyle dolandırılma. Dün ben getirdim zaten. Buraya gelmezden önce adliyeye gittim. Birebir çıkarttırdım. Adliyeden çıkarmıyorsun. Orada nereden sen sabıka kaydı çıkardın. Evet. Sabıkan yok. Ama bu kaydı değil. Dün siz de baktınız hatta. Hı hı. Evet, Hasan üzerime Bey. Açılı savcılıkla ya da verilen ifadelerle ilgili olan listeydi. Sabıkası yok ama. Şimdi şöyle. Sabıka kaydı değildi o. Evet. Savcılık, Hasan Bey söylesin. Şöyle. Savcılıkta kendisiyle alakalı olarak gerek şikayetçi gerek şüpheli olarak açılan dosyaların tamamı. Evet. Birçok dosyada şüpheli sanık olarak, müşteki şüpheli olarak görünüyor. Birçok dosyada da yaklaşık 11 dosyada da şüpheli olarak gözüküyor. Bir kısım dosyalarda da şikayetçi tamam. olarak görünüyor. Niçin olduklarını da çıkartırım. Yani hiç sıkıntı Şiden, değil o. Niye sen Şiden, bu biz yaşta... de çıkartabiliriz. Evet, sen biz de çıkartırız. Bakın şöyle. Bu yaşta evlilik... niye sen 11 tane olayda şüpheli olasın? Neden? Neden? Ya toplam 24 dosyanın 11'i şüpheli. İçeride kağıtları getirebilirsin. İsterseniz bir çoğundan mağdurum, bir çoğundan niye Ali'ye değil? Niye? 13'ünde mağdur. Ha? 13 dosyada mağdur müşteki, 11 dosyada salt şüpheli. Şüpheli. 11 dosyada anlat nedir, niye şüphelisin? Yani, ya o işte bu hani söylemiştim, ben size telefonda da söylemiştim. Bu yasaklı madde falan fistan, şu özellikle fistan 4 tane... Fistan değil, falan fistan değil, bunlar çok ciddi şeyler. Tamam bir dakika. Yasaklı madde dediğin 18 yıla kadar hapis cezası olan evet. yasaklı madde var. Kesinlikle öyle. Ben hatta muhabirinize de ekran resimlerini çıkartıp göndermiştim yani. Hepsinde... Zaten biz şeyiz, şüpheli olarak görünüyoruz. Yani kurunun yanında yaş da yandı orada. Şimdi kurunun yanında yaş da yandı diyorsunuz ama bileğinizdeki dövme benim kalbim aşkla şarkı söylüyor sana diye dövme yaptırmışsınız, anlamı o sembolün. Peki bunu kime, kocanıza yani, mı yaptırdınız? Hayır. Bu kadar büyük aşkınız ki. Kızına yazmış. Bak şimdi çözemedim buradan. Kızına yazmış. Ya alakası yok yani. Size öyle mi söyledi? Hayır. Bu kıza yazılacak dövme hayır. değil. Hayır. Kızına yaptırdım. Kızının ismini var. De kızının ismini de kızına yazmış. Yazmış. Büyük ebedi aşkınıza yaptırdığınız bir dövme de kim o? Alakası kocanız bence o. Kocanızla hiç boşanma niyetiniz falan da yok diye düşünüyorum. Bu yaşta çünkü bir tane olur bu kadar büyük aşk. Bu konuda Bediş'le canlı yayınımız olacak. Bu konuda Abdullah Bey'le görüşmemiz olacak. Bunun yanı sıra Çiğdem'in
Bu Gaziantep, İskenderun, Afyon, Karahisar ve şurada da Osmaniye olması gerekiyor tabii. Osmaniye arasında bir trafik var ve bu trafikte de şu kadarcık bu şeyde bile, trafikte bile iki tane mağdur. Ama bu arada Çiğdem, galiba sen baktın ki bunlar bir tane yüzükten başka da bir şey takmıyorlar. Dedin ki ben burada kalmamın da bir anlamı yok. Zaten telefonla şey yeter. Kıyafetleri ne yapacaksın? Burada biraz daha uzun kalmışsın. İddiaya göre bilezikler, işte küpeler, işte şunlar, gram altınlar. Bu arada denmiş ki bir iki kişi daha var. Evlenmek isteyen. Abdullah Bey onlara da iki tane kız bulmuş aday. Onlardan da 35'er bin lira başlık parası alınmış. O süreci de bekledin. Buradan da baktın ki bir pırıltılı yüzükten başka bir şey gelmiyor. Daha fazla çekemem dedin. Canlı yayına bağlanalım. Bediş mi var karşımızda? Evet. Size ne diyeyim? Bediş mi diyeyim? Rabia Hanım mı diyeyim? Bediye Hanım mı diyeyim? Bediş. Şerife var burada. Bediş. Bediş. Evet. Nerede tanıdın Çiğdem'i, Bediş Hanım? Ben Çiğdem'i Gaziantep'te tanıdım. Kaç sene oldu tanıyalı? Yeni tanıdım ya. 2 ay oldu. 2 ay oldu. Yani annesinin öyle kadim dostu falan değilsiniz siz. Yok. Ben teyzesi olarak evet. Teyze de değilsiniz. 2 ay önce nerede, nasıl bir ortamda tanıştınız? Ben Gaziantep'e gidiktim gezmeye. Bir arkadaşıma gidiktim. Orada parkta oturduğum yerde gördüm. Onun kızı yanıma geldi. Yani onun eline böyle dondurma bir şey verdim. Sevdim yani. İçim ısındı bu kız. Evet. Yanımdan aldı. Ağlıyordu orada çocuk. Yani sevdim Allah var inkar edemem. Kim ağlıyordu? Ya, Çiğdem'in kızı. Peki Çiğdem ne dedi? Size hayat hikayesini nasıl anlattı? Sonra dedim bu kız niye ağlıyor dedi. Abla böyle böyle. Sonra oturduk yani birbirimize ısındık yani. Çiğdem'i sevdim yani kan ısındı bana. Böyle böyle oturduk, derken dertleştik. Ne anlattı size? Hayatın hikayesini nasıl anlattı size? Evet yani bir konu açtık anne falan dedi. Eşin nerede dedi. Ben de dedi cezaevinde niye dedi. Kal böyle böyle işte madde konusunda falan. Oturduk yani böyle dertleştik yani bir sıkıntı yok. Peki, yani birbirimizi tanıdık, numaramızı verdik. Annesi babasıyla ilgili ne anlattı size? Annesiyle babası ölmüş. İkisi de ölmüş. Evet, yani üzüldüm ben böyle. Halbuki deyince. Bakın, Fevziye babam öldü, annem evlendi. Bizzat kendisi söyledi bana. Afyon Karahisar'a, kendisi söyledi. Bu kadın değil mi? Tabii belki canım, ben bizzat kendisi söyledi. Evet, kendisi. Herkes yanlış anladı, yalan söylüyor. Gerek yok böyle bir şey. Ya. Sadece bir noktaya çıkartayım. Ben sadece babamın öldüğünü, annemin de başka biriyle evlendiğini. Evet, babasının öldüğünü söyledi. İyi de kadına söyledi. Da annem de babam da öldü demiş. Hayır, ben öyle bir şey demedim. Yalan mı söylüyor? Hayır, ben öyle bir şey demedim kendisine. Sen hiç kimseye bir şey söylememişsin. Herkes uyduruyor. Tam belki ben yanlış anlamışım olabilir. Bediş geri adım atıp durmayın ya. Birbirinizi koruyacağım diye Allah aşkına ortada mağdur insanlar var. Ben yanlış anlamışım olabilir. Evet. Peki nerede kalıyordu? Sen Gaziantep'te onu tanıdığında kimin evinde kalıyordu? Ben kimsenin evinde kalmıyordum. Ben bir arkadaşıma gidiktim misafirliğe. Çiğdem nerede kalıyordu? Kurban toplamaya gidiyordum. Çiğdem'i ben evine gitmedim. Çiğdem'i şeyde gördüm. Parkta onu tanıdım ben. Peki kocam cezaevinde annem babam öldü dedi. Senden yok ben yanlış anladım. Annesi yaşıyor babası ölük. Sonradan bu konuyu konuştunuz mu ki? Evet oturduk böyle dertleştik birbirimizi tanıdık. Yani ona ısındım sevdim bu kızı ben. Sonra onu evlendirmek mi istedin? Yok öyle bir konu aklıma gelmedi benim. Abdullah D senin neyin oluyor? Abdullah benim hiçbir şeyim olmaz. Tanımıyorum bile ben onu. Evet. Tanımıyorsun. Sadece... Evet o beni gördü bir yerde konuştuk ettik dedi bir kız var falan. Sonra Çiğdem aklıma geldi benim. Evet. Dedim bu kızın kimsesi yok. Sonra dedim Çiğdem bak böyle böyle bir talip var. Abdullah'la nerede? Abdullah'la nerede tanıştınız? Bir de anlatır mısın? Hatay'da. Hatay'da. Sen nerede yaşıyorsun Bediş? Ben de Antakya'da yaşıyorum. Hatay'da niye tanıştınız onunla? Nasıl bir ortamda yani? Ya tanışmadık. Böyle bir yerde yürüyorduk. Bir şeyde. Orada yolda tanıdık böyle yani. Abdullah Bey de ağlıyordu niye ağlıyorsunuz diye sordunuz. Abdullah da ağlıyordu da sen onun... Yoldan geçen teselli... insana ondan sonra yoldan geçen insan... Fevzi dur. Yolda geçerken Abdullah diye şak diye biriyle tanıştınız. Ha. O da hemen dedi ki evlendirecek bir kız var mı dedi. Yok öyle bir şey demedim. Nasıl bana. Oldu peki? Sadece, ya oturduk konuştuk yani falan bir şey sordu adam bana.
Su mu falan alacak nereden falan dedim, ben oradan su alabilirsin. Adam bulmuyor, Antakya'ya gelmediği için tanımıyor o yerleri. Niye gelmiş Antakya'ya? Niye gelmiş Antakya'ya madem hiç gelmiyormuş? Ben bilmiyorum ne için geldiğini. Orada gördük bir yemekhanede bir yerde mesela. Evet. Evet, abla dedi sana bir talip de diyeceğim. Tanıdığınız bir kız falan varsa evlenecek. İlk aklıma gelen Çiğdem, kimsesi yok ya. Dedim onun bir yuvasını kur. Yani kurayım dedim abi yani. Tamam tanıdığım var, düşündüm, taşındım. Sonra Çiğdem'e dedim. Canım dedim bak senin kimsen yok. Sen beni teyze olarak bil. Yok, anne olarak canım, nasıl istiyorsan öyle bil. Senin bir yuvanı kurayım dedim. Bak canım yazık sana. Evet dedi. Sen benim teyzem olarak evet dedi kadın. Yuvamı kurmak istiyorum. O dedi bir çocuğum var dedi. Sonra Çiğdem olur dedim. Yani her şey yani çocuğun olsa zaten isteyen ister seni çocuğunla ister dedi. Evli olduğunu da biliyorsun ama bu arada. Kimin? Evet, bak evli olduğunu da biliyorum. Eşinden evet, ayrıldığı biliyorum. Ben Fevzi'ye de söyledik bunu. Yalan söyleme açıkça... bana. Söyleme. Ayrılmamış ki, ayrıldık, da ayrıldık diyorsun. Sen yalancı olmasaydın senin yaşındaki, senin kızın yaşındaki bir kızla evlenmezdin, tamam mı? Sen, adam olur diye bunu yapmayacaksın. Sen niye o zaman tanımadığın kişiye o zaman kalkıp parayı sen, alıyorsun ondan sonra çekip gidiyorsun? Madem bak, öyle de sen etmez. Ne diye bırakıp da gittin? Ben bir kadının yuvasını kurmaya çalıştım. Ha, tamam. Ya yuva sen bu şekilde değilsin. Mi? Hadi ben onu düşünmedim de sen niye düşünmedin? Sen adam olsaydın bir buçuk... Ben adamım. Ölene kadar adam da ben değilsin. Adamım. Bak, sen adam de insan olmuş olsaydın teyzeyim diyorsun ya Abdullah. Ne de olsa Çiğdem'in sırtından güzel para geliyor. Bir dakika. Bediş Hanım, siz anlattığınıza göre böyle Azize gibi çok iyi bir kadınsınız. Yolda hiç tanımadığınız insanlara yardım ediyorsunuz da bir yüzünüzü niye dönmüyorsunuz? Susar mısınız? Yüzünüzü niye dönmüyorsunuz Bediş Hanım? Hadi bir dönün de görelim. Nereye gelmedim? Bu kadar iyi bir insanın yüzünü görmek istiyoruz. Niye evini tercih ettin? Senin ailen nerede dedim? Senin benim ailem yok demedin mi? Yalan. Kim benim ailem yok dedi. Var dedin. Evet kim? Onları getir dedi. Bir çiçek, bir çikolata. Hayır ben şu anda benim ailem geldi. Bediş. Benim ailem geldi. Yalan söylüyorsun. Bir dakika, niye Bediş. Sen yalan söylüyorsun? Fevzi. Amcamın oğlu. Bediş. Adam olsaydı senin eşin seni bırakmazdı. Sen benim annemi tamam lütfen Peşini bırakmam. Belki dün akşam o tesadüf. Bir saniye bu Afyonkarahisar'daki hanımefendi de telefonda olsun. Tabii canım sen varsın. Ne de olsa ekmek evet, teknesi kaçıp varım. Gidiyor. Evet ben varım. Okulda ben sahip çıktım. O benim varım. Kimsesi yok tek Allah'ım arkas, var. Bediş. Arkasında sırtını sen, dönerek olmaz. Fevzi müsaade et. Bediş. Peki sen Fevzi'den önce de bu Afyonkarahisar'a da vermişsin bu kızı. Yok onu bilmiyorum ben. Ondan bildiğim yok. Peki hanımefendi telefonda Afyonkarahisar'la hanımefendi. Alo. Alo. Efendim. Hanımefendi bu arkası dönük kadın mıydı? Teyze Bediş dediğiniz. Ya şimdi yüzü gözükmüyor. Ben bilemeyeceğim. Ha, yani yüzü mü gözükmüyor? Şerife Çiğdem, diyordu. Evet benim teyzesiyim. Ama Çiğdem'in hiç teyzesi yokmuş. Yok. Ya arkası dönük de ama. Tamam ben teyzesi öz teyzesi değil ama onun yuvasını kurmak için benden rica etti. Benim teyzem ol, anam ol, büyüğüm olsun diye. Ben ona yardım ettim. Yardım etmekten başka bir şey yapmadım. İki ay tanıdığın bir kıza nasıl bu kadar analık yapabildin sen de? Analık yaparım. Canımı da şimdi koyarım onun önüne. Niye? Çünkü o insan iyi bir insan olduğunu. Peki bir şey yapmadın evet biliyorsun. Ya şu insanlara yaptığına baksana. Sanene nereden tanıyorum ediyorum. Sanene her. Ay kötü kalpli diyene bakın ya. Ekmek teknesine baksana. Bir dakika. Sus ya. Bediş, evet, Bediş. Bak hele. Bediş. Sen kız olsaydın babamdan gelirdi. Benim amcamın oğlu da geldi, ablam da geldi. Kulağına küpeyi taktık. Erkek gibi senin başlık paranı da senin cebine koydun. Arkana bakmadan da çektin gittin. Sen başka ne yapabildin? Sen bana dedin ki ne? Ben senin evine geleceğim. Kuzuyu keseceksin. Bediş. Burada bak yanılıyorsun. Çünkü Çiğdem'e ben sordum. Beş çocuğum var dedi mi sana? Evet dedi. Sana adam yani evet dedi. İki çocuğum vardı dememiş ki adam. Dedi, evet. Adam iki çocuğum var dememiş bir. İki diyorsun. İlk yalan söyledi bize bak. Çiğdem yoktu. İlk bana yalan söyledi. Ayrı konuşuyorduk. Tamam beş çocuk olduğunu duyunca vazgeçseydin. Git diyorsun götüreydin kendine götüreydin. Ama ne zaman bak ne zaman tamam söyledi bana. Ayrıca onu söyledi. Hı. Ya bırak sonra Allah aşkına. Bunu açıkladı. Bediş bir şey söyleyeceğim. Efendim. Diyorsun ya sen olsan
Sen iyi bir insan olsan gidip de 25 yaşında kızı almazdın. Sen niye 25 evet. yaşındaki kızı 5 çocuklu ya da 2 çocuk neyse 38 tamam, 39 evet, yaşındaki adama layık görüyorsun. Suç evet, onda mı yani? Bak ben evet sözümden kaymıyorum ben. Evet ama Çiğdem'e dedim bak kızım ben senin annenin yerindeyim. Teyzen evet, gideyim sana sahip çıkıyor bir yuvan olsun kızım, dedim. Geri gel. Bu çocuğu istiyorsunuz evet dedi. Adam dedi ben sahip çıkacağım. Hayır. Dedim Fevzi aileni çağır dedim yarın mesela. Yok bugün ben istiyorum dedi. Tamam o ailen geldi. Aradık siz seni. Ben dedim bak Fevzi ailen ben geldi. Size böyle veremez dedim. Git bu ailenden birkaç kişi gelsin bari görek senin aileni. Tanıyak sen evini görmeye Çiğdem, gidek. Çiğdem senin kulağına küpeyi kim taktı? Hayır bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika Bediş. Bediş bir dakika. Bir dakika bir dakika. Çiğdem senin kulağına küpeyi kim taktı? Kim taktı? Söyle cümle. Saat 10.30'da tamam, saat 11.30'da akşam evet, ablasıyla tamam. Bediş, bir dakika. Eski eşinin kardeşi geldi. Hı. Ramazan abi. Ha. Onlarla zaten geldi yarım saat oturduk oturmadık. Hemen zaten Osman'a geldiler. Geldiler de. Evet, teyzem yoktu o geldiklerinde pardon. Hayır teyzem geldiler. Vardı. Teyzem vardı yoktu deme. Teyzem geç kalıyorum dedi. Nereye ha. geç kalıyormuş? Eve çünkü kayınvalidesi yatılak evde yatıyordu. Hı. Hani dedi. Siz Abdullah'ın evindesiniz. Evet. Tabii Abdullah'ın evinde kalıyoruz. Ha. Teyzem geri yola çıkmak zorunda kaldı yani evine gitti. Peki Abdullah'ı tanımıyorum diyorsun. Abdullah'ın evinden veriyorsun kızı Bediş. Bir de Abdullah'ı tanımıyorum. Kendi Fevzi böyle istedi. Gel evimize gidelim dedik. Yok dedi abla ben sizin evinize gidemem. Niye dedi? İyi de Abdullah'ı tanıyorsun. Nasıl güveneceğim? Hayır. Abdullah kendisini aradı. Sen sadece evet. sen tek gel dedi. Bayan ben, falan getirme tek kendinle dedi. Benim daha önce ifade ettiğim kırmanın gibi. Gitti. Tek başına dedi, gel dedi. Ya hayır Bediş ben diyorum ki Abdullah'ı tanımıyorum. Ama ben gel böyle dedim. Aileni git ara getirsin gel dedi aileni tanıyak. Bediş Abdullah'ı gidelim. Tanımıyorum diyorsun evinden veriyorsun kızı. Tamam adamı tanıdık ne var bizim kalbimiz onun gibi pis değil ki. Ya canım ne kadar evet. temiz. Sen ya çamaşırsın ya mı getiriyorsun kalbini? Bak gerçekten. Adam olsaydın sen beni bu çık milyara. Sen de insan olsaydın inkar etmezdin. 15 bin lirayı ben sana teslim etmedim mi? Abdullah 1,5 milyarı elime verdi dedi. Ben 1,5 milyarım, ben 1,5 milyarım peşine ya. Düşecek bir insan değilim. Tutsana. Senin gibi kendimi o 1,5 milyarın karakterine düşürecek bir insan değilim. O 1 lira için bile gelebilirsin. İnsan o insan olsun. İnsan bak kendi o günü ifade etti canlı yayında benim borcum var. Peki tamam. Yalan Bediş. Söyleme ne borcu ya. Bediş. Ne kadar yalancı bir insan. Niye Çiğdem kendi söyledi. Çiğdem kendi teyze söyledi. Teyze ben söylemiştim. Çiğdem öyle bir şey yapmaz. Teyze ben söylemiştim. Hemen üstünü kapattı. Peki oh, bir saniye bir müsaade edin. Bediş bir müsaade et. Canım melek. Bediş bir müsaade et sen de. Tamam abla. Şimdi burada herkes birbirini yalanlıyor. Herkes birbirini kalpsiz olmakla, kötü kalpli olmakla, dolandırmakla her şeyle evet. suçluyor. Söylediğiniz hiçbir şey doğru. Ama Fevzi çok yalancınız peki. Ha, aynen evet. öyledir. Evet, evet o kızın yuvasını dağıttı. Allah kendi yuvasını... Olmayan yuvanın Çiğdem'in dağılacağı yok ki. Çiğdem'in yuvası dağılmadı ki. Çiğdem Hı. evli bir kadın olarak başka adama Allah gitti Allah. Yahu. Suça, bak, tamam. Hayır, başka onun bir konu de, için yuvası bağlandı. Yuvası dağılma ulan. Yuvası dağılma sadece boşanmak mı oluyor? Ya bir şey diyeceğim. Bedir, sen... Bir hayır sen sesini, teyzem diye koruduğun kişi söylüyor sana. Tamam bir dakika. Fevzi. Alın sesini alın. Dillesene. Alın devam edeceğiz yarın. Yahu Bediş sen bizi hakikaten biraz yani anlayışı kıt falan mı zannediyorsun? Cahil zannediyorum. Tecrübesiz, hiçbir olayları görmemiş, duymamış, efendim mantık yürütemeyen. Hani bizi gerçekten tabiri caizse salak yerine mi koyuyorsun Haşa. Yani? Sen de bizi salak yerine mi koyuyorsunuz? Her şey açık biçik ortada. Hala o diyor ki ben onu orada tanıdım. Abdullah su alacaktı. Ben ona şuradan su al dedim tanıdım. Birdenbire de Abdullah sokakta gördüğü kadına diyor ki ya bir kız varsa birininle evlendireceğiz. Böyle bir şeye inanmamızı mı bekliyorsunuz Allah aşkına ya? Amca yapmayın, oğlunun bağlanmasını... Yapmayın gözünüzü seveyim. Bu bir çete ve bunu çökerteceğiz. Bunun içinde kim varsa da şunu da bilsin ki hepsinin adı bizde mevcut. Tepede de bir adam var. Hikmet'i de unutmuyorum. Hikmet de var. Hepsi var ve sizler bu işin içindesiniz. Bu işten kim en az zararla çıkacak biliyor musunuz? Bu işi itiraf eden ve bu işi yaptık. Şunlar, şunlar, şunlar. Bunları verdiler, bunları sattık, bunları birbirimizle paylaştık. Paraları da baş parası adı altında verdiler. Beni oraya, Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e
gelin adayı olarak gösterdiler diyen kişi bu işten en hafif şekilde sıyıracak. O kadarını söylüyorum.